Seçime sayılı günler kala sokağın nabzını tutmak üzere buradayız. Mevcut belediye başkanı Tunç Soyer'in yeniden aday gösterip gösterilmemesini destekleyip desteklemediklerini ve hizmetlerinden memnun olup olmadıklarını soracağız. Çok değil efendim. Neden? Aziz Bey'den sonra ben yeterince güçlü olmadığını düşünüyorum. Yani yeni adayımız Burak Gökçe. Filiz Hanım var belki biliyorsunuz adaylardan. Evet, o da olursa iyi olur. Ona da bir karşı değiliz. Yok, memnun değiliz. Neden? Yani yollar bozuk, arabalar hep zarar görüyor, insanlar memnun değil. Yani Tunsoyer'in evinin önü dışında hiçbir yerde düzgün bir yol yok. Bu seçimde oy vermeyeceğiz. Adayım yok, yani Tunsoyer'in karşısına kim çıkarsa ona oy vereceğim. İsteriz, neden iste? İş yapan kim olursa ona oy vermek isteriz. Çok üzgünüm, değil. Neden? Ben şu Alsancak'ta 40. senem. Bence yalnız Soyer'lerden değil, yalnız dikkat edin ben. Önce onu söylemek istiyorum. Ufuk Mahallesi 9-10 sokak Taksim 1 CHP'nin sokak başkanıyım. CHP'yi eleştiriyorum. Hiç çalışmıyorlar. Buca da çalışmıyor. Yalnız İzmir değil arkadaşlar, ne olur. Yani ben bu çeketi asarım. İşte CHP kazanır. Bu fikri artık silsinler ya. Kurban olayım ya. Alsancak'ta turizm yatağı. Şuraya bakar mısınız ya? Kokuyor ya. Bak bunu ben dile de getirdim. Temizlik İşleri Müdürü'ne de söyledim. Gereken mercilere söyledim. Toplantı yaptık, konuştuk. CHP bakın, Allah'tan ki karşımızdaki rakip, anlatabiliyor muyum? Belirli bir oyu var. Yoksa İzmir'i de alır götürürler. Biz Atatürkçüyüz, inanıyoruz. Onun için CHP kazanıyor. Ama kişisel çalışmıyor. Tunç Oyer'i ben Seferihisar'dan tanıyorum. Bana dediler ki hadi başınıza bela geldi. Yok dedim ya, genç, dinamik. Yok dedi, Seferihisar'ın anasını ağlattı, şimdi İzmir'in anasını ağlatıyor. Hakikaten de doğruymuş. Ha, kendisine art niyetim yok. Ben bir CHP olarak art niyetim yok. Tüm CHP'li başkanlarına söylüyorum. Şeyde çalışmıyor, Erhan Kılıç da çalışmıyor Buca'da. Allah korusun abicim. Bir tane cahili çıkar. Bak, ilkokulu zor bitirmiş cahili çıkar. Koyun belediye başkanlığına, onlardan daha iyi hizmet verir. Benim hiçbir adayım yok şu an. Düşünmüyorum ki. Hakan Tartan Konak belediye başkan adayımış. Bakın, çalışan takdir. Rahmetli Aziz Kocaoğlu. Piriştina, Ahmet Piriştina. Şuraya hizmet veren o adamdı ya. Bak, ama onun hakkını ödüyorum. Ben diyorum ki çalıştı. Bunun altında nasıl bir kanalizasyon var biliyor musunuz? Tır geçer. Ondan sonrakiler ne yaptı İzmir'e? Lütfen gençler, siz daha bunları hatırlamazsınız. Ne yaptılar İzmir'e ya? Ben, tabii kadınlar daha iyi çalışır. Daha iyi hizmet verir. Neden kadınları siz eleştiriyorsunuz? Neye akir görüyorsunuz? Kadınlar daha başarılı. Giderim sokak sokak, bana gelsin kadın adayı kimse. Mahallemde ben kahvelerde onlara şey yapayım, toplayayım. Kaç yüz kişi istiyorsalar. Ama gerçeğe dayanalım. Bakın, ben politika yapmıyorum diyorum ya, CHP'li kökenliyiz. Ama çalışmıyorlar güzel kardeşim, çalışmıyorlar. Yok ya, bitik ya. Şurada esnaf dediler yardım edeceğiz. Hala esnafın parasını vermediler, kaldı. Bu kadar zarar etti. O zaman ağızdan söz ediyorsun, yardım edeceğiz diye belirli kişilere verdiler. Ondan sonra bitti. Bak yardım bitti, kimse alamıyor yardım. Yalan. Politika. Sayarlar memnunuz. Çok güzel işler yapıyor. Mesela eskiden Naridere'ye otobüsler şeyde gidip geliyoruz ya, oraya mesela metro ona yapıyor. İşler çok güzel gidiyor. Biz memnunuz mesela. Tabii ki oy veririz. Hatta ki bir Instagram'dan Tunç Soyer'in takipçisiyim. Çıkışlarında, her şeylerinde takip ediyorum. Biz seviyoruz mesela, ailece hepimiz oy veriyoruz. Yani çok yakından takip ettiğim biri değil açıkçası, ama son yılda Körfez gerçekten kokmadı. Ama İzmir'de ciddi bir altyapı eksikliği olduğunu düşünüyorum. Yolları kötü, yağmurlarda da zaten bu yüzden genelde su baskınları oluyor. Yani yeni adayları bilmiyorum ama açıkçası değişmesinden yanayım. Değişiklik her zaman iyidir. En azından rekabet ortamı oluşturur. Sanmıyorum. Yani dediğim gibi ben rekabeti severim. Ve rekabetin her zaman ilerlemeyi teşvik edeceğine inanan biriyim. O yüzden kendisini desteklemeyeceğim. Yani özellikle Cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk'ün koyduğu hedefler doğrultusunda böyle bir çalışmalarda bulunulması bence çok olumlu bir durum. Memnunuz. Hayır, yeni bir aday istiyorum. Evet memnunum, ama yeni bir kan da her zaman daha iyidir. Henüz daha adaylar arasında ben de seçenek yapmadım. Ben çok memnun değilim aslında. Yani bu kanalizasyon, kokular falan deniz kenarında beni rahatsız ediyor açıkçası. Yani başkasını da denemek daha iyi olabilir. Valla ben altyapı olarak çok memnun değilim yani, yazık ki. Yani yağmur yağdı 2 gün önce mi, dün.
rezil olduk biz. Toplu taşıma kullanıyorum ben. Otobüs gecikti, o oldu, bu oldu. Yani bu toplu taşıma ile alakalı da olabilir ama biraz altyapı ile ilgili sorunumuz var. Valla ben CHP'den kim aday olursa ona okeyim yani. O yüzden sıkıntı yok benim için. Değiliz. Çünkü İzmir hak ettiği şeyi almıyor bence. Hizmeti almıyor. Ben beğenmedim bunu. Yani öncekilerle kıyasladığımda beğenmiyoruz. Çok basit kaldı. Mevcut partiye başka bir aday gösterirse neden olmasın? 10 üzerinden 5. Aday gösterilirse desteklerim tabii. Var. Şu anda ama genel sekreter kendisi. Eğer ayrılırsa, aday olursa onu desteklerim. Cumhuriyet Halk Partisi genel sekreteri. Evet, onun aday olmasını istiyorum. İzmir için. Çünkü şimdiki belediye başkanı çok iyi çalıştı. Fakat altyapıya o kadar hizmet verdi. Bunlar altyapılar belediyelerde pek de görünmeyen yerler. Yani altyapıyı şey yapabilmek için hakikaten biraz okumak, çalışmak lazım. Gözüken yer olmadığı için benim kanaatime göre kendisini pek aday olmak için satamadı gibi geliyor bana. Benim düşüncem bu. Ne diyebilirim ki ya? Yani başkanla geçen burada yağmurda görüştük. Çok iyi niyetli bir insan. Ama hani benim dediğim dedik gibi davranıyor. O yönünü sevmiyorum. Özünde iyi bir insan. Seçimde ne olur? Yani biz dededen, babadan, atadan Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Kim aday gösterirse Cumhuriyet Halk Partisi, ona oy vereceğim. Başkanı seviyor muyum? Seviyorum. O buralara su bastığında çok iyi niyetli bir şekilde geldi. Ama yani aday gösterilir mi? Yani gösterilecek olsa da şu ana kadar herhalde şey yaparlardı. Gösterilmeli. Memnunum. Memnunum. Yani bana faydası da yok, zararı da yok ama CHP'li olduğu için memnunuz. Desteklerim. Oyumu ona veririm. Zaten seçim zamanı ilk kutuya oyu ben atıyorum zaten sabah. Çok erken kalkıyorum. Hemen gidip CHP'ye veriyorum oyumu. Yani CHP'liyiz yani, aileden CHP'liyiz. Bir de sosyal hukuk devletini savunduğum için, o mentalitede olduğum, o felsefede büyüdüğüm için onu da desteklerim. Çünkü head office'ten yani merkezden iyi düşündülerse şu adam bizim için iyidir diye. Tabii ben onlardan daha iyisini bilemem yani. Anlatabiliyor muyum?